Herkese merhaba arkadaşlar, Bebel TV kanalına hoş geldiniz. Ben Nazan Hoca. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik genel tekrar videolarının 1. ünitenin 5. videosunun soru çözümünü gerçekleştireceğiz. Hazırsak hep beraber başlayalım. Evet, sorumuzda ne diyor? Amasya'da bulunan 4 otelin pazar gününe ait dolu oda sayıları ve oda ücretleri aşağıda gösterilmiştir demiş. Buna göre pazar günü en fazla gelir elde eden otel aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, dolu oda sayılarını vermiş, oda ücretlerini vermiş. Şimdi bir odanın fiyatı, mesela A oteli için konuşalım, 205 TL ise 22 odanın fiyatı ne kadardır? 22 çarpı 205 TL'dir, değil mi? O zaman aynı mantıkla bütün otellerin oda sayılarını bir odanın sayısıyla 22 oda olduğu için 22 ile çarpacağız mesela. Hadi başlayalım. 2 kere 5, 10'un 0'ı 51. 2 kere 0, 0. 1 de 50 idi. 1'i yazıyorum. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10'un 0'ı 51. 2 kere 0, 0. 1 de 50 idi. 1'i yazıyorum. 2 kere 2, 4. Topluyorum. 0, 1, 5, 4. 4.510 TL A oteli içinmiş. Devam edelim. B oteline geçiyorum. Bu da nedir? 170 çarpı 28'dir. Ben sıfırlı işlemlerde kolaylık olsun diye ne yapıyordum? Sıfırın altına yazmıyordum da direkt sıfırı sonuna koyacaktım. Değil mi arkadaşlar? Çünkü sıfırı neyle çarparsam çarpayım sıfır yazarım. Ve o da etkisiz eleman olduğu için en sonunda devam edebilirim. Şimdilik bu sıfırı görmeden işlem yapıyorum. 7 kere 8, 56'nın 6'sı elde var 5. 8 kere 1, 8. 5 de eldeydi 13. 2 kere 7, 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de eldeydi 3. Yazıyorum. 6, 7, 4. Ve bir de burada görmediğim 0 vardı. Demek ki 4.760 TL de B oteliymiş. Aynı mantıkla C otelini çarpıyorum şimdi. Bu işlem çarpmada bir kolaylık sağlayacak bize. Yine sıfırı görmüyorum. 4 kere 9, 36'nın 6'sı elde var 3. 4 kere 1, 4, 3 de eldeydi 7. 3 kere 9, 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 1, 3, 2 de eldeydi 5. Topluyorum 6, 14'ün 4'ü elde 1, 5, 6. Görmediğim bir sıfır vardı, onu da yazıyorum. Bu sıfırı işlem yaparken unutmuyorsunuz, tamam mı? D'ye bakıyorum. Bu da neydi? 200 çarpı 32. 2, 32 diyelim şöyle. 200'ün sıfırlarını yine görmeden işlem yapacağım ben. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2 de 0 vardı. 6.400 TL de bu otelimin fiyatıymış. Şimdi bakıyorum. 4.510, 4.760, 6.460, 6.400. En büyük rakam hangisi olmuş oldu? En büyük sayımız 6.460 ile C oteli en fazla gelir elde eden otelimiz oldu. Hadi bakalım diğer sorumuza bakalım. Bir kırtasiye toptancıdan almış olduğu 23 dizine kaleme 1.104 TL ödemiş. Kırtasiyeci tüm kalemlere her birinde 3 kalem olacak şekilde paketlere ayırmış diyor. Her bir paleti de 17 TL'den satıyormuş. Buna göre diyor kırtasiyeci bu kalemlerin satışından toplam kaç TL kar etmiştir? Arkadaşlar ilk önce bir düzine kaç adetti? 12 adetti. Destem kaç adetti? 10 adetti. Bu bilgi burada bir kalsın. Demek ki 23 düzine kalem bir tanesi 12 ise 23 düzine de kaç kalem vardır? 2 kere 3 6, 2 kere 2 4, 1 kere 3 3, 1 kere 2 2, topladım 6 7, 276 adet kalem varmış. 276 adet kalemi 1.104 TL ödemiş. Sonra ne diyor? Bunların her birisini 3'er kalem olacak şekilde paketlere ayırmış. Kaç paketim olmuş? 276 tam kalem sayım mıydı? 3'e bölüyorum. 3 kere 9, 27. 0, 6'ya aşağı indim. 2 ile çarptım. 0. 92 paket kalem olmuş. Her birini 17 TL'den satmış. Bir tanesi 17 TL ise 92 adedi kaç TL'dir bulmak için çarparım, değil mi yine? 2 kere 7, 14'ün 4'ü elde 1. 9 kere 7, 63. 1 de eldeydi 64. 1 kere 2, 2. 1 kere 9, 9. Topladım. 4, 6, 15.
1564 TL'ye satış yapmış. 1564 TL'ye sattım. 1104 TL'ye aldım. Çıkartıyorum. Ne kadar kazanmışım? 460 TL. Bu adamın kârı varmış. Soruları durdurup ilk önce kendiniz bir yapmaya çalışıyorsunuz değil mi? Değişmedi mantalitemiz. Kerem her gün en fazla 85 sayfa kitap okuyormuş. Buna göre Kerem diyor 518 sayfalık bir kitabı en az kaç günde bitirir? En fazla 85 okuyorsa 518 bir günde kaç 85 sayfa okuyarak kaç günde bitirirmiş? Bakalım. 51'de 85 yok. 518'de 85 kaç kere var diyorum. Bakın ilk ile çarpacağım. 6 ile çarpsam 48. 6 kere 5 33 elde. Evet buldum. 6 kere 5 30'un sıfırı elde ver 3. 6 kere 8 48. 3 de 51. 8 0 0. 6 gün 85 sayfa okudu. Bir 8 sayfam daha kaldı. Demek ki en az 7 günde bitiriyormuş bu çocuk bu kitabımızı. Hemen devam edelim. Yukarıdaki karşılaştırmaya göre diyor. Kare yerine, dikdörtgen yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Kare değil, değil mi bu? Karşılıklı kenarlar eşit. İç açıları dörtgen. Kare olsaydı şöyle olurdu. Daha önceki bilgilerimizi de unutmayalım. Şimdi 126 ile 13'ü çarp diyor bana. 3 kere 6, 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. 3 kere 1, 3. 1 kere 6, 6. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. Topladım. 8, 13'ü elde 1. 2, 3 daha 5. 1 de elde 7. 6, 1. 1638'miş. En küçüğü sordu. Bundan küçük en büyük sayı kaçtır diyorum. 1639 yani bir fazlası. Hemen devam edeceğiz. Şunları temizledim. Geçtim. Ne diyor bana burada? 75 kişilik bir izci grubu kamp yerinde 4 kişilik çadırlarda kalacakmış. Buna göre en az kaç çadıra ihtiyaç vardır? Aynı mantık. 4'e bölüyorum. Çarpma işlemlerini hatırlayalım. 4 kere 9 36 idi falan filan. Ama ilk önce 7'ye bakıyorum. 7'de 4 kaç kere var? 1 kere var. Geldim. 3. 3'te 4 yok. Aşağı indim 5'i. 35'te 4. 4 kere 8. 32. 3 kalanım olacak. Şimdi 18 çadırım olacak. Artı bir de 3 kişim daha var. Bunlar için bir çadıra daha ihtiyacım var. Totalde kaç çadır oldu? 19 tane çadıra ihtiyacım oldu. Of valla onlar keyifli değil mi? Sona kalan grup daha şanslı oldu. Hadi devam edelim. Doğal sayılarda yapılan diyor. Pardon. Doğal sayılarda yapılan bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 132'ymiş. Eksilen çıkan ve farkın toplamı neymiş? 132'ymiş. Buna göre eksilen sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi eksilen eksi çıkan eşittir fark değil mi? Bana ne diyor? Eksilen çıkan ve farkın toplamı 132 oluyormuş. Şimdi şöyle yapalım. Eksilenin yerine ben ne yazabiliyorum arkadaşlar? Farkla çıkanın toplamı eksilene eşit değil mi? Burada da şu işlemde de ne var? Çıkan ve fark yani şurada gördüğümüz var. Bunun yerine eksilen yazabiliyorum ben. İki tane eksilen 132 ise bir tane eksilen kaçtır? 6 kere 2 12 derim. 66'ymış. Bana zaten eksileni soruyordu. Gördünüz mü ne kadar kolay. Burada denklem eşitsizliği yaptık. Hemen yerlerine koyduk ve sonucumuzu bulduk. Hadi devam edelim. Ahmet Bey şekildeki bilgisayarı bir peşinat ve 6 eşit taksitle alacakmış. Peşinat artı 6 tane x diyelim eşittir total fiyatmış. Bilgisayarın peşinatı 500 TL'ymiş. Taksitlerde peşinatın 50 TL eksikmiş. Şimdi bir taksitin kaç TL olduğunu bulmak için 500'den 50'yi çıkıyorum hemen. 450 değil mi? 450'yi de 6'ya bölerim. Pardon. Taksitlerde peşinattan 50 TL eksik diyor. Yani bir tek taksit ne kadarmış?
450 TL'ymiş. 6 taksit kaç TL? Sıfırı yine görmeyeceğim. 6 kere 5 30'un sıfırı 50 var 3. 4 kere 6 24 27. 2700 TL. Taksitlerim tutacakmış. 500 TL'de peşinat verdim. Ne kadar yaptı total bilgisayarın fiyatı? 3200 TL. Ne kadar kolay oldu değil mi böyle? Hadi devam edelim. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bir işlemin mesela A sayısının B üssünü aldığında ne kadar oluyordu? B tane A'yı yan yana çarpmak da değil mi bu? O zaman 6'nın karesi nedir? 6 çarpı 6 36'dır. 2'nin kübü nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. Ve arkadaşlar çarpma işlemini noktayla da gösterebiliyordum. Bunu unutmuyorum. 2'nin karesi neydi bu mantıkla? 4'e eşitti. Hadi denklemimizi yazalım. Ne haline dönüştü? 36 artı 8 bölü diyorum 4 eşittir kaçtır diye soruyor bana. Aynı zamanda şu bölme işlemini de şöyle gösterebiliyoruz. Şimdi şurası ne yaptı? 44 bölü 4 11 değil mi? Hadi bakalım devam edelim. Aşağıdaki seçeneklerde okunuşları verilen sayılardan hangisinin rakam ile yazılışında 5 tane sıfır bulunur? Rakamlarla yazdığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır olacakmış. 200 milyon diyor, 135. Şimdi arkadaşlar, birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlara geçiyoruz değil mi? Yani şöyle bir sayım olacak. 2 milyon 135 diyor. Bunda kaç sıfır var? 3 gittin. 680 bin 13. 680 bin. Şurası fazla geldi. Şunu hemen bir silelim. Silgiyle pardon. Bunda ne diyordu? 680. Şunu görmeyin. 680 bin 13. Bu bin zaten 1013. Bu ne yaptı? Bu da olmadı. 356 milyon 356 milyon 59 demiş. Bunda kaç sıfır oldu? 4 tane. Sen de değilsin. 252 milyon 7 bin. 252 milyon 7 bin. Kaç tane oldu? 5 sıfırımı buldum. D cevabı doğru seçeneğimmiş. D'ye kadar bekletti bizi. Genelde ilk şıklarda çıkar. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.